Saygıdeğer halkımız, AKP'liler vurguna, soyguna, düzenbazlığa doymak bilmiyor. Bugün Halkın Kurtuluş Partisi olarak AKP'lilerin Çanakkale Köprüsü vurgununu yargıya taşıdık. Öyle bir vurgun vuruyor ki AKP'liler, bedelini sadece 84 milyon insanımız değil, gelecek kuşaklar, çocuklarımız, torunlarımız ödeyecek. Yarınları emanet edeceğimiz nesiller bir de AKP'lilerin bıraktığı bu borç yükü ile uğraşacaklar. Vurgunlarına uygun modellerin adı yap, işlet, devret. Vurgun yeri Çanakkale. Köprüden geçiş garantisi verdikleri araç sayısı günde 45 bin. Köprüden 200 TL verip de geçecek olan araç sayısı en fazla 15 bin. Aradaki fark 30 bin. Peki kim karşılayacak bu farkı? AKP'lilerin reisi açıklıyor. Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel yüklenici firmanın aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Yani alın teriyle geçinen emekçi milyonlara havale ediyorlar Çanakkale Köprüsü'ndeki vurgunlarının maliyetini. Ne kadar süreyle ödeyeceğiz? Sözleşmeye göre 11 yıl. 11 yıl ile yetinmediler, süreyi daha da arttırdılar. Nasıl mı? Oyun bitmez AKP'lilerde. Uygulama sözleşmesindeki bir madde oyunuyla işletme süresini 1 yıl 5 ay 28 gün daha uzatmış oldular. Toplam işletme süresi 12 yıl 5 ay 28 güne çıkmış oldu. Peki ne kadar ödeyeceğiz? Tam tamına 2 milyar 202 milyon 597 bin euro. Güncel kurdan TL karşılığı 36 milyar 78 milyon 538 bin. Ey halkımız, şimdi soralım. Çanakkale Köprüsü mü, Vurgun Köprüsü mü? Vurgun Köprüsü'nün ihale süreçlerinden bugüne bütün aşamaları incelendiğinde ortaya çıkacaktır bu vurgunun boyutu. Ve bu süreçlerdeki etkili, yetkili, sorumlu kişilerin eylemleri Türk ceza kanunlarına göre suçtur. İşte AKP'liler ve iş yaptıkları sömürgenler bu suçlardan yırtmak için Türk yargısını devreden çıkartıp İngiliz mahkemelerini yetkili kılıyorlar. Yani AKP'liler kendi hukuk bürolarına dönüştürdükleri yargıya bile güvenmiyorlar. Ama biz en kamucu, en halksever, en vatansever bir parti olarak Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 84 milyonun ve gelecek kuşakların omuzlarına vurgunun maliyetini yükleyenler hakkında TCK'da tanımlanan nitelikli dolandırıcılık, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi ile Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarını işledikleri için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Omuzlarına AKP'lilerden ve yerli yabancı para babalarından borç yükü binen gelecek kuşaklar hesap sorabilsinler diye. Çocuklarımızın, torunlarımızın ellerinde suçluları mahkemelere çıkartıp yüzlerine veya gıyaplarında okunacak hazır iddianameler olsun, suçluların yaptıkları vurgunlar, soygunlar, düzenbazlıklar yanlarına kalmasın diye. Gün gelip devran dönünce adalet tanrısı tarafından çarpılsınlar diye. Saygılar sunarız.